Şimdi sektörel buluşmalarımız zaman zaman yapıyoruz. Her ne kadar sadece sektörel buluşmalar yapmıyoruz tabii. Bakanlarımızla, siyasilerle, milletvekillerimizle, toplumun bütün kanaat önderleriyle, ekonomistlerle bir araya geliyoruz firmalarımızla, KOBİ'lerimizle. Bugün mümkünse böyle bir servis yaparsak iyi olur diye düşünüyorum. En arkadan başlarsan daha iyi olur. Bugün de arkadaşlar ilk kez otomotiv sektörüyle bir araya geleceğiz. Gelmiş olduk. Bu ziyaretimizde Türkiye'de otomotiv sektörünün geldiği noktayı ve bu anlamda otomotiv sektöründeki beklentileri en çok tartışılan konulardan birisiydi. Özellikle COVID-19 sonrası otomotiv sektöründeki gelişmeler Türkiye gündemini uzun süre, sizler de biliyorsunuz, çok fazla meşgul etti. Hükümet bu konuyla ilgili çeşitli kararlar aldı. Bu kararlar sektörü ne kadar memnun etti ya da ne kadar memnuniyetsizlik oluşturdu bilmiyoruz ama tüketicilerin de beklentileri var. Distribütörlerin kendi içlerinde tabii ki farklı beklentileri var. Bu anlamda ulusal düzeyde, yerel ve bölgesel düzeyde sektörde ne oluyor, ne bitiyor? Otomotiv sektörünün beklentileri neler? Bu konuyla ilgili çalışmalarında tabii ki nihayetinde kendileri ne tür çalışmalar yapıyor onu da kısaca dinleme imkanımız olacak. Ben sözü Orhan Bey'e veriyorum. Orhan Bey artık otomotiv sektörüyle ilgili hem İzmir boyutunda hem tüketicilerin tercihleri noktasında ulusal, yerel ve bölgesel düzeyde sizleri dinlemeyi arz ediyoruz. Söz sizde. Teşekkür ediyorum. Evet, sevgili başkanım, değerli basın mensupları hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle bizler sizleri burada ağırlamaktan çok mutluyuz. Ermat grup olarak bu tip etkinlikleri biz farklı plazalarımızda farklı meslek gruplarıyla yapıyorduk. Bu sene bayağı yoğun bir şekilde yaptık diğer plazalarımızda. İşte Mimarlar Odası yönetimine, sürücü kurslarına. Bizim daha çok ticari amaçlı kampanyalarımızı duyurmak istediğimiz ürünlerimizle tüketicilerin buluşması için bize köprü olacak meslek gruplarıyla bu tip aktiviteleri yapıyorduk. İşte İzmir Ege Medya Platformu olarak hem sektörümüzle ilgili sorulacak sorular, hem sizlerle bir arada olmak, hem yıl sonu otomotiv piyasasında neler oluyor, piyasadaki gelişmeler hakkında sizlere bilgi vererek müşterilerimizin, vatandaşlarımızın duyurulmasıyla alakalı sizlerin de köprü olması amacıyla bugün bir aradayız. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Şimdi da paylaşmak istiyorum. Tabii başkanım, ki konuşmanın buyurun. Başında bir basın toplantısı şeklinde yapmıyoruz. Bizim formatımız öyle değil arkadaşlar. Soruları da alabiliriz yani. Biraz sohbet havasında, tabii. Daha interaktif bir yapıyla, karşılıklı soruyla, cevapla. Ama sizin öncelikle Türkiye'deki otomotiv sektörünün bir fotoğrafını paylaşırsanız, tabii, biz oradan başlangıç yaparız diye düşünüyorum. Şimdi biraz önce sizin de cümlelerinizin içinde söylediniz. Covid-19 döneminde malum tedarik sıkıntısı, çip krizi, sonrasındaki stok yapısı, yedek parça problemlerinden dolayı 1-1,5 yıl kadar otomobil sektörü böyle çok inişli çıkışlı satış adetlerinde araçların yok olduğu, araçların bulunamadığı, sıfır araçların 2 ay 3 ay sırada beklenildiği, işte ikinci el araçların sıfır araçtan daha pahalıya satıldığı dönemler yaşadık. 2023'ün başından itibaren bu sıkıntılar yavaş yavaş azalarak gitmeye başladı. 2023 yılında Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yüksek otomobil pazarı gerçekleşiyor. Yani böyle bir tarihimiz boyunca bu adeti görmedik. Bir daha görür müyüz bilmiyorum ama şu anda bir fotoğraf çekmek, rakam vermek gerekirse Ocak-Kasım sonu itibariyle Türkiye'de 1.073.000 otomobil ve hafif ticari araç satıldı. Aralık ayının kapanışıyla beraber 1.200.000'i geçeceği konuşuluyor, öngörülüyor ki %90 geçecek. Yani 1.200.000 adet tarihimiz boyunca Türkiye'de böyle bir araç pazarı olmadı. Tabii bunun sıfır araç efendim. Yani otomobil ve hafif ticari. Burada otobüs, kamyon, motosiklet pazarı yok. Bizlerin sektöründe otomobil ve hafif ticari araçlar konuşulur. Diğer onun pazarları değil, eklersek daha da çok olacak. Buyurun hemen başkanım. Böyle, hani daha böyle interaktif tabii, olması tabii. Açısından da akışlar böyle daha sağlıklı olur diye düşünüyorum interaktif boyutuyla. Evet. Şimdi bütün krizlere rağmen bir rekordan bahsediyorsun. Aynen, bir yandan kriz vardı, araç bulunamadı, talep durdu ama bir yandan da satış rekorlarından
bahsediyoruz. Bu nasıl oluyor? Nasıl bir çelişki gibi görünüyor ama neye bağlı bu rekor kırma? Neden? Şimdi yatırım ön plana çıktığı için mi? Bir miktar yatırım için alımlar vardı. İşte 2022'nin 3 son çeyreğiyle başlayan, 2023'ün birinci çeyreğine kadar devam eden bu otomobil pazarının talebinin çok fazla olması, insanların otomobil bulmak için sıralarda beklemesi, alınan arabaların alınan fiyatın çok üzerine hızlıca talebi karşılamadığından dolayı satılmasından kaynaklı birçok insanlarımızın, birçok meslek gruplarının yatırım aracı oldu otomobil. Yani örnek vermek gerekirse 700 bin liraya alınan bir Clio 3 gün sonra 800 bin liraya satıldı. Bir ay sonra 900 bin liraya satıldı. İş buraya geldiği için bir yatırım aracı oldu. Sonra devletimizin bu alım satımların önüne geçmek, bu haksız rekabetin önüne geçmek için 6 ay boyunca satılamama kuralı getirmesi biraz bu piyasayı rahatlattı. Onun dışında esas ana neden 1,5-2 yıldan beri ötelenen bir talep var. Sonuçta bizim memleketimizde satılması gereken bir adet otomobil var. 1 yıl, 1,5 yıl boyunca bu Covid'le başlayan dönemden beri bu taleple arz buluşamadığı için bu adet arttı. Artı bir de şöyle de bir tespitimiz var bizim sektör olarak. Memleketimizin ciddi anlamda nüfusu da arttı. Yani bu nüfusun artışıyla beraber talep de arttı. Yani şöyle örnek vereyim başkanım size. Yani Avrupa'da 1000 kişiye düşen araç sayısı yaklaşık 400-500'lerdeyken Türkiye'de daha bu sayı 1000 kişiye düşen araç sayısı 70-80'lerde. Daha Türkiye'de gidilecek çok yol var. Daha Türkiye'de satılacak, satılması gereken çok büyük potansiyel bir alıcı kitle var. Yani bizim 1 milyon 200 bin değil, 2 milyon 3 milyon bile olabilir yani otomobil pazarımız. Ama tabii ekonomik dengeler başka. İkinci el sayısı, yolda dolaşan araç sayısı başka. Yani biz bu yıl, ben 22 yıldır bu sektörde çalışıyorum. 22 yıldır Renault markasında çalışıyorum. Hayatım boyunca böyle bir adet görmedim. Bir tek 2000, o işlerin çok iyi olduğu 2016 yılında 960 bin benim hayatım boyunca gördüğüm en yüksek adetti. Yani hep böyle 1 milyon otomobil Türkiye'de satılır mı? Türkiye'de 1 milyonu pazara geçer mi? Hedefimiz, hayalimiz vardı. Çok ciddi geçti. Önümüzdeki yılla ilgili beklentilerden de bahsetmeden önce bu yıl 840 bin şu anda satılan otomobil, 235 bin yani bu biraz önce bahsettiğim 1 milyon 73 binin içindeki en büyük ağırlık otomobil. Yani 850 bin civarı yuvarlak bir rakamla 840 bin küsur otomobil. Diğer kalan kısımda hafif ticari diye bahsettiğimiz şeyler. 2024 yılında bizleri ne bekliyor? 2024 yılında otomobil pazarında ne olacak peki diye aklımıza gelen sorularda beklentimiz veya tespitler şu yönde. Finans kaynağının darlığı, kredi imkanlarının zorluğu, paranın maliyetinin artması, kredi faizlerinin yüksek olması ve kredilerde belirli sınırlarının olmasından kaynaklı bu arzların azalması, talebin azalması yönünde bir öngörü var. 2024 yılı pazarı 1 milyon 200 binden yaklaşık 700 bin 800 binlere gerileyeceği öngörülüyor. Yani bu da pazarın ciddi anlamda daralacağı öngörülüyor. Yani 2022'den 2023'e geçerken çok yaşayın. Pazarımız %65 artarken 2023'ten 2024'e geçerken de tekrar %60 azalacak. Özür dilerim, %45-50 azalacak gibi öngörümüz var. %40 daralma bekliyorsunuz, evet. 2024 yılında. Evet, evet. Yani bu bizim markalarımız, işte bizim bayilini yaptığımız diğer Çeri, BYD markalarımızın yöneticilerinin de tespiti. İşte 700 bin diyen marka var, 750 bin olacak diyen marka var. Bir marka 800 bin diyor ama pazarı belirleyen ilk 5 markanın ortak kararı bu 1 milyon 200 binlik adet 700 bin 800 bin arasına gerileyeceği öngörüsü var şu anda. İzmir'deki ve Ege bölgesindeki biraz otomotiv sektörü, piyasası, pazarı ile ilgili hem tercihler hem satışlar konusunda bilgi verebilir miyiz? Tabii. İzmir'de durum nasıl, evet, bölgede nasıl? Evet, ben başlarım bir şeyde ben. Tabii, buyurun. Elektrikli araç ne durumda? Önce İzmir pazarı ile başlayayım. Elektrikli araçla ilgili de bilgi vereyim. Şimdi İzmir biraz önceki Türkiye pazarına paralel olarak artış trendinde ama İzmir Türkiye pazarından bir miktar daha fazla
pazarı arttı. Bunun bizim tespit ettiğimiz en büyük sebep çok ciddi bir İzmir'e yerleşim sayısı. İzmir'in çok ciddi bir nüfus artışı var. Depremden sonra gelenler var. İstanbul bölgesine çok ciddi yerleşimler artıyor. Göç var diyelim. Bunun neticesinde İzmir pazarı arttı. İzmir'in toplam Türkiye'deki satılan arabanın 2022 yılında %5.67'si İzmir'de satılıyordu. Türkiye'de satılan her bir bütün markaların içerisinde bu 5.67 Eylül'ün sonu itibariyle %7.02'ye çıktı. Ocak-Eylül döneminde de %6'larda, yani yarım puan artmak gibi gözüküyor ama bu yarım puanın karşılığı nereden baksanız bir 50 bin, 60 bin, 70 bin araç sayısının artması demek. Yollarımıza daha fazla araç, evet. Türkiye toplam pazarının İzmir %6-%7'sini oluşturuyor orada. Geçen yıl %6, bu yıl %7'si gibi diyebiliriz. Yani İzmir'de satılan araç sayısı artıyor. Sonuç olarak tabii daha fazla kalabalık olacak pazar, yollarımız daha fazla araç satılacak ama dediğim gibi daha satılması gereken, daha satılabilecek potansiyel olan çok fazla otomobil var. Yani bizim ülkemizin gelişmekte olan ekonomilere baktığımızda Avrupa'da kişi başına düşen otomobil sayısının 1/4, 1/5. Yani Türkiye'de daha çok fazla otomobil araç satılması gerekiyor. Böyle de bir potansiyel var. Böyle kişi de bir başına nüfus o zaman var. Kaç otomotiv düşüyor Türkiye'de şu an? Vallahi şu anda işte 170-175'lerde ama bunun hızlıca çıkması tabii ki mümkün değil. Avrupa'da bu sayı 600-578, 250-300'e çıkacağını düşünüyoruz 3-5 yıl içinde. Tabii bununla ilgili çalışmalar da var. Yani toplumun, tüketicilerin otomobile ulaşması için bazı destekler de gerekiyor. İşte ucuz otomobil olması gerekiyor. Otomobile özel teşvikler gerekiyor. ÖTV matrahı ile ilgili çalışmalar gerekiyor. Çünkü şu anda Türkiye'deki otomobillerin vergileri çok yüksek. Bu vergilerin belirlenmesinde konuya esas teşkil eden ÖTV dilimleri var. En üst dilim bizim segmentimizdeki arabalarda %80, en alt dilim %45, fakat %80'in altına giren, %45, %60, %70'e giren araba yok. Yani hepsi %80'de satılıyor. Buna itiraz ediliyor, fakat şu anda devletin de en büyük gelir kaynaklarından 4., 5. olması gerekirken 2. sıraya geçen otomobil. Yani devletin bütçesinde, 2023 yılı bütçesinde belirlediği otomobilden elde etmek için kendine hedef koyduğu ÖTV gelirleri Eylül ayında tutmuş ve üstüne geçmişti. Bakın ki Ekim, Kasım, Aralık Türkiye'de en çok otomobilin satıldığı, en çok aracın tercih edildiği, en çok siparişin alındığı, en yoğun kampanyaların olduğu dönemdir. Yani şu anda bu durumdan devletimiz memnun. O yüzden ÖTV baremlerinde bir değişiklik olur mu olmaz mı bilmiyorum ama olması için biraz piyasaların sıkışması, araçların bollaşması, insanların araca çok rahat ulaşıp bizlerin, müşterilerimize araçları teklif etmek için daha fazla çaba sarf ettiğimiz dönemlerde olması gerekiyor. Elektrikli otomobil pazarı ile ilgili biraz bilgi vereyim. Ama bu arada hani sormak istediğiniz soru olursa cevaplamaya çalışayım. Elektrikli araçla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bazı ülkelerde dikkat ederseniz petrol şeyini kaldırıyorlar artık. Evet. Türkiye'de de ithal eden kişiyiz yani petrol olarak. Doğru. O nedenle Türkiye'de hangi yıllarda ve öngörünüz nedir yani? Kaç yıl sonra tamamen bu petrol kalkar da elektrikli araçlara döner? Avrupa'da birçok marka 2020... Çok dikkat ederseniz bu yeni elektrikli araç üretiyor. Evet. 2028, 2025, 2030 yıllarında fosil yakıtı bitirecek markalar var ve bunu strateji olarak ilan edip mührü basıp imza attılar. İşte Volvo yaptı, Opel, PSA grubu yaptı. Renault markası Fransa'da 2035 yılında Türkiye'de ve dünyada benzinli, mazotlu, fosil yakıtlı araç üretimini bitirmeye karar verdi, onayladı. Yani bizim markalarımızda 2035'ten sonra Türkiye'de benzinli, mazotlu araç olmayacak. Genel olarak şunu söyleyebilirim. Diğer markalarda, çünkü bizim markamız Türkiye'de lokomotif bir marka. Yıllardır en çok otomobil satan marka olduğumuz için. Yani 2035 veya 2040'a kadar benzinli, mazotlu araç olacak ama ondan sonrasında olmayacağını düşünüyoruz. Çünkü elektrikliye çok hızlı bir geçiş var.
elektrikli araçlarla ilgili biz Renault markası dünyadaki ilk elektrikli otomobil üreten markalardan bir tanesi. Biz 2011 yılından beri elektrikli araç satıyoruz. Sürekli elektrikli araçlar oldu. Diğer markalar daha yeni katıldı bu kervana ama İzmir'in şöyle bir özel durumu var. Türkiye'deki satılan elektrikli araçlara İzmir'in ilgisi çok daha fazla. İzmir'in halkının ekonomik yapısı, işte ne bileyim hayata bakışı, sosyo ekonomik kültürel yapısından kaynaklı elektrikli araçlar İzmir'de daha fazla satılıyor tüm markalarda. Şu anda bu yıl Türkiye'de satılacak olan biraz önce bahsettiğim 1 milyon 200 bin otomobil ve hafif ticarinin işte yaklaşık %6.7'si, %7'si elektrikli araç olacak. Önümüzdeki yıl bu %10'u hedefleniyor ve ona göre de çok ciddi anlamda üretim siparişleri veriliyor fabrikaya. Çok ciddi talepler var. Tüm markalarda elektrikli araca ciddi anlamda dönüş var. Bir dipnot belirteyim. Elektrikli ticari araçlar çok yoğun bir şekilde hayatımıza girecek önümüzdeki yıl. Tüm markalarda işte Ford'da elektrikli Transit var. Bizde elektrikli Kango var. Başka markada elektrikli kamyon, elektrikli otobüs, elektrikli motosiklet. Bunlar hem çevre duyarlılığı, çevrenin kirlenmesi hem de akaryakıt fiyatlarının daha da yükselecek ve yükseliş trendinde olmasından kaynaklı elektrikli araca olan talebi artıracak. Herhangi bir şey sorabilir miyim? Buyurun efendim. Şunu sormak istiyorum. Geçen gün bilimsel bir tartışma içinde şöyle bir şey söylendi. Bugün dediler elektrikli araç dediği ama evet. 50 yıl sonra dünyanın en büyük felaketi elektrikli araç olacak. Evet. 50 yıl sonra. Evet. Sebebini de şöyle açıkladılar. Fosil yakıtlardan elde edilen enerjinin dünyayı kirletme oranıyla elektrikli araçların bataryalarının dünyayı kirletme oranı 1/100 olmuş. Yani 110 kat daha fazla dünyayı kirletme ihtimali olduğunu bilim adamları söylüyor. İşte bu pilleri atmayın falan, işte bu mesele. Böyle bir sıkıntı da var. Diyor ki yarın öbür gün dünya devleri yarın bu yanlış bir yolmuş derse bütün bu sistem tepe taklak olmaz mı? Bir, ikincisi bir de siz sattığınız araçlar için müşteri profili çıkarıyor musunuz? Yani hangi alıcı grubu elektrikli yani, tercih ediyor? Yani hangi marka gelir grubundaki kişi hangi segmentteki aracı tercih ediyor ve bunun miktarı ne kadar? Ya onu birebir ölçmemiz çok zor ama yani böyle öngörü olarak kendi tecrübelerimizle ilgili anket türü bir şey. Yok, anketimiz yok. Şöyle bir şey tespit edebiliriz. Geliri 50 bin lira olan bir haneye 50 bin lira bütçe giren bir ailenin alabileceği otomobiller 1 milyon lira. Geliri tabi bu 50 bin liralık olan bir kişinin birikimi vardır. 1,5 milyona da alabilir. Ortalamayı söylüyorum. Anlaşılması anlamında. Hane gelirine göre. Yani çerçeve çizmek için. Öyle mi? Yani çünkü bu otomobilleri almak eskiden şöyle bir şey vardı. Eskidenden kastım geçen yıl otomobiller pahalıydı. Ama otomobilleri almak için kullanılan kredilerdeki faizler düşüktü. 20 bin lira maaş alan bir kişi 5 bin lirasını otomobile taksit ödeyerek toplam geri dönüşte faizi, toplam satın alma maliyeti daha düşük kaldığı için bir otomobile ulaşabiliyordu. Şimdi otomobil fiyatlarında rekabetten dolayı gerileme var. Fakat faizler çok yüksek kaldığı için insanların o 5 bin lira taksiti 10 bin liraya çıktığı için o taksiti ödeyemiyorlar. Yani orada biraz ters çalıştı ama birikimi olan peşin parayla alanlar için şu anda otomobil almak çok büyük doğru zaman. Sormak istediğim temel şey şuydu. Size bu rekoru kırdıran toplumun hangi kesimi? Onu anlamaya çalışıyorum. Orta üst. Orta üst. Evet. Birbirimize mi? Şimdi biz Ermat Grup şirketiyiz. İşte burada Çeri yöneticisi Esin Hanım var. BYD var. Çeri'nin Çeri çok hızlı bir giriş yaptı piyasaya. Çeri ile ilgili isterseniz Esin Hanım biraz bir şeyler söylesin. Rekabet var tabii. Kendi aramızda da rekabet var. Olmaz mı? Rekabetsiz tadı olmaz. Rekabetsiz tadı olmaz. Efendim? Ben de demek ki konuyla ilgili bir şey sorayım da. Tabii. Şimdi firmalar
2030 küsur yıllarında dediniz. 30-35 Türkiye'de. Devletler de belli bir tarihte biz artık kullandırmayacağız bu araçları diyor. Böyle bir şey var mı? Böyle bir hazırlıkları var mı? Derler mi? Bence yani elinde bu araçlar kalanlar mazot bulabilecek mi? Benzin bulabilecek mi? Devam edecek mi? Ya şimdi 2035'ten sonra Türkiye'de elektrikli araç satılıp benzinli mazotlu araç satılmayacak ama mevcut satılmış ve kullanılan araçlar için tabii ki yakıt olacak. Servis olacak, yedek parça olacak, bakım olacak. Şimdi Türkiye'den bir marka çekildiği zaman kanunen, rekabeti koruma kanunu gereği 15 yıl boyunca servislerinde yedek parça tedariği yapmak zorunda. İşte ne bileyim yetkili servisi satışı kapatsa bile 15 yıl boyunca servislerde hizmet vermek zorunda. Örnek veriyorum 2014'tü galiba Chevrolet markası gelmişti Türkiye'ye. Evet. Türkiye'den çekildi. Hala Chevrolet'in parçaları bulunuyor. Ama devlet diyebilir ki benzin üretmeyeceğiz, mazot üretmeyeceğiz, artık petrol çıkmayacak. Diyemezsin değil mi? İnşallah. Mümkün değil öyle bir şey. Yani zannetmiyorum yani. Çünkü o zaman eldeçi Türkiye'de şu anda sizde şöyle bir ilginç bir şey paylaşayım. Bunu birkaç yerde anlattığım zaman herkes... Mezarlık gibi araba olmayacak. Evet evet herkes şaşırıyor. Türkiye'de her ay böyle ikinci el araç satışları ile ilgili paylaşımlar yapılıyor. İşte Tuğba Hanım'la paylaşıyoruz. Tuğba Hanım bizim ikinci el yöneticisi arkadaşımız. İşte Türkiye'de 3 milyon 500 bin adet noter satışı olmuş. Örnek veriyorum Ağustos ayında bu rakam doğru. Küsuratını söylemiyorum. Şimdi 3 milyon 500 bin ikinci el adeti çok ciddi bir adet. Böyle değişimler işte alıyorlar satıyorlar işte toplu filo satışları falan var. Ama bu satışın %65'i 15 yaş üzeri araçlardan oluşmuş. Yani bu da tabii Türkiye'nin tam olarak ekonomisinin birbiriyle çok alt grupla üst grubun açıldığı, alt grup gelirle üst grup gelirin birbirinden uzaklaştığının tam olarak bana göre bir göstergesi. Yani Türkiye'de satılan ikinci ellerin yarısından fazlası 15 yaş üstü. 15 yaş üstü aracı kullanan gelir grubuyla diğer sıfırı gelir, kullanan gelir grubu arasındaki işte gelir dağılımının bana göre bir göstergesi bu. Ekonomik farkları 65. Pazarın ne kadarı sıfır, toplam biraz önce söylediğiniz gibi ne kadarı ikinci elden oluşuyor belli mi? Ya, var ya mı? Şimdi TÜİK verileriyle yapılıyor başkanım. Bunlar da TÜİK verileri, şimdi bizde satışla ilgili adetler var. TÜİK verileri tescille ilgili. Tam böyle birebir örtüşmüyor. Yani TÜİK demek devletin istatistik kurumu çıkarılan plakaya göre ölçüm yapıyor. Ama bizdeki veriler satılan faturaya göre ölçüm yapıyor. Ama benim sattığım fatura bir kısmı bu ay plakalanıyor, bir kısmı öbür ay plakalanıyor. Plakalandığımın bir kısmı aynı ay başkasına satılıyor. Geri başkasına alınıyor. Tam olarak ölçülmüyor ama yani onu böyle yorum yapmak gerekirse Türkiye'de yaklaşık yani traktörü, motosikleti, otobüsü, kamyonu çıkartıyoruz. Bizim kendi bağlı olduğumuz araçlara baktığımız zaman yani 20-22 milyon civarında bir yolda dolaşan araç sayısı varsa bunun maksimum %20'si 30'u yenidir yani. 0-3 yaşları öyle söyleyeyim sana. Diğerleri işte biraz önceki verdiğim örnek yani %65'i 15 yaş üstü ikinci elde satılan bir pazardan yorumlarsak keşke bu sayı her geçen dönem artsa, herkes yeni arabaya binse, işte ne bileyim güvenliği daha fazla olan, emniyeti daha fazla olan, teknolojisi daha fazla olan araçlarımız yolda dolaşsa. Şimdi yola çıktığımız zaman bakıyoruz 20 yaşında, 30 yaşında çok eski arabalar da var. Çok lüks, çok üst segment arabalar da var. Benim bir tane sorum olacak. Buyurun efendim. Özellikle eski araçlardan bahsetmişken şarj ünlüsü. Buradan atıyorum Antalya'ya gidiyorum. İzmir'den çıktım, Antalya'ya gidiyorum. Evet. Denon'un buna benzer önlemleri yani Antalya'ya giderken belli bir kömürlü yani şu an 400 kömürlü bir anı değil. Evet. Yolda şarj boşaldı. İstasyon. Orada i̇şte istasyon sıkıntı. Benzinli bir aracınız var. Benzin aldınız. Benzin bitmesine yakın girip bir benzinlikten alma ihtimaliniz çok daha yüksek tabii. Ben diyorsun ki nasıl olsa önüme bir X marka gelecek. Şimdi elektrikli araçlarla ilgili olarak Avrupa'da sayı olarak çok fazla elektrikli araç var. Bizim Türkiye'deki satılan yaklaşık 13 katı elektrikli araç var. Ama şarj istasyon sayısı Türkiye'den
Hemen hemen yani orada şöyle bir örnek var. Biz de yeni bir eğitime gitmiştik. Türkiye'deki bir şarj istasyonuna düşen elektrikli araç sayısı 2. Avrupa'da 13. Yani Avrupa'daki elektrikli araç sayısı çok fazla. Türkiye'de şu anda çok fazla elektrikli araç satsak bile şarj edecek istasyon sayısı yeterli. Ama bu çok hızlı bir şekilde artıyor. Son 3 ayda 7-8 tane farklı marka şarj istasyonu üretimine girdi. İhaleler yapıyorlar. Benzin istasyonlarıyla anlaşıp her benzin istasyonunda en az bir tane iki tane şarj istasyonu olacak. Şu anda Türkiye'de çok ciddi sayıda şarj istasyonu var. Tabii elektrikli 3700 değil mi? 3700 adet Türkiye'de şarj istasyonu var. Ama tabii bizler böyle gözümüze çarparsa, görürsek farkına varıyoruz. Yani elektrikli Türkiye'de aracı olan, İzmir'de aracı olan bir kullanıcı elektrikli aracını çok rahat şarj edebilir şu anda. 1 milyon evet edilir. 1 milyon 73 günde yükmüş. Biraz önce satışıldı. Evet, Ocak-Kasım. Ocak-Kasım 2023'ün sonuna kadar 1 milyon 200 bini geçecek. 1 milyon 200 bini geçecek diyorsunuz. Ama 2024 yılında 700-800 bin bandında satacağız. Doğru. Bu araç fiyatlarını düşürür mü yoksa artık? Şimdi araç fiyatlarının belirlenmesinde talebin etkisi var ama en büyük etken Türkiye'de işte biraz önce beyefendi de söyledi, ithal ağırlıklı bir pazarımız olmasından kaynaklı kura bağlı. Kur artarsa fiyatlar artar. Kur düşerse fiyatlar düşer. Ancak 2024 yılında şu anda bizim tespitimiz otomobil fiyatları çok ciddi artacak. Neden artacak? Şu anda zaten kampanyalardan kaynaklı İlk 9 ay 10 aydaki markaların çok ciddi satış yapıp ciddi karlılıklar elde etmesinden kaynaklı son 3 ayda verilen siparişlerin gelecek olan stokların eritilmesiyle alakalı bir bütçe bularak bu stoğu boşaltıyorlar. Anlaşılması için şöyle anlatayım. 2023'ün başında örnek veriyorum, bir marka yurt dışındaki fabrikayla sözleşme yaptı. Bana yıl sonuna kadar 50 bin tane otomobil üret dedi. Ona göre far, ona göre çamurluk, ona göre lastik alındı. Haziranda bir checklist yaptılar. Nasıl gidiyor? Vallahi çok iyi gidiyor. Devam dediler. Eylül'de bir anda alım satım yasağı ve devletin faizlerdeki artışı, kredi vadelerindeki sınırından sonra ibre terse döndü. Şimdi o siparişler verildi. O arabalar geliyor ve o arabalar gelecek. Depolaması sıkıntı, finans maliyeti problem. O yüzden dediler ki biz 9 ay boyunca kazandığımız paralardan kademeli olarak verelim. 11. 12. ayda bu arabalarımızı bitirelim. 2024'te sıfırdan başlayalım ama başlarken %10 ile %15 arasında Ocak ayında araçların fiyatları net artacak. Bunu lütfen not alabilirsiniz yani. Ocak ayında bu kampanyalar bitecek. Ne kadar eşiniz, dostunuz, kendiniz, komşunuz, akrabanız varsa araba almayı düşünen bu ay son 12 günde almasını şiddetle tavsiye ederim. Çünkü net söylüyorum, ciddi anlamda artacak. Çeyreği uzun bir süreden sonra evet. Türkiye hızlı bir gidiş yaptı. Evet. Çeyreği 17, 18. Çeyreği kendi distribütörü. Evet. Omoda 5. Ve şu anda beklenen bir araç var. Tiggo 4. Tiggo 4 ülkenin zaman geçti. 2024'te Tiggo 4 ile birlikte toplam 5 tane daha yeni model geliyor. Tiggo 4 var. Arizo var, sedan kasası yok çünkü Chery'nin. Bir sedan kasa geliyor, bir Tiggo 4 geliyor. Şu anki planlamaya göre böyle. Tabi bunlar 2024 başında değişebilir. Jaco diye yeni bir modeli geliyor. Tiggo 8'den biraz daha büyük bir araç. Yani toplam 5 tane daha yeni kasa getiriyor. Chery'nin de tabii en büyük avantajı tarihi bir pazar rakamına çıktığımız senede Türkiye'ye tekrar geldi. Zaten 1 milyon 73'lük büyük bir pazar yakaladığında Chery buraya girdi. O da onun en büyük avantajıydı tabii. Fatih sor, buyur. Konuşsak mı size? Ulan sen sorma. Chery ve MYD özelinde. Orhan Bey size bir soru. Özür. Elektrikli araçlarda soğuk havalarda çalışma sorunu yaşanıyor. Bu yok etmek için mesela
Tesla'da ısı pompası var. Sizin araçlarda var. Bizim araçlarımızda da var efendim ısı pompası. Çalıştırmada problem yok. Soğuk havalarda elektrikli araçların menzilleri kısalıyor. Sıcak havalarda da uzuyor. Fakat tabii İzmir'in zaten iklim şartları çoğunlukla sıcak olduğu için çok ciddi anlamda çok soğuk olup menzili kısaltmadığı için, ama ısı pompası zaten bu sorunu ortadan kaldırıyor. Şu anda bizim bayilini yaptığımız markalarımızda elektrikli araçlarımız 450 kilometre menzili var. İşte İzmir'in bir ucundan bir ucunda işimiz ve evimizin olduğunu düşünürsek 2-3 gün boyunca gidip gelebiliriz. Bazı arkadaşlarımız şikayetçi, bir 15 dakika bekliyorlarmış sabahları elektrikli araçlarını marka ismi vermeyeyim, şey yapmamız için. Yani bizim markalar değil ama onun şimdi, de yaşanır mı diye soruyorum. Çeri markamızın 15 dakika bekleme gibi böyle bir problem yok. Hayır, Çeri'de hiç elektrikli yok bu arada. Çeri'de sadece benzinli. Çeri'de elektrikli araç önümüzdeki yıl gelecek. Bizim Renault'da görmüş şurada vitrindeki Megane'ımız var. Isı pompamız var. BYD'de de ısı pompası var. Öyle bir sorunumuz yok bizde. Eski araçlarda var da şimdi herhalde çoğunda yok. Ben öyle bir Rodoklar'da da var. Evet. Çoğunda yok abi. Aynen. Şimdi Orhan Bey'e ben bir soru sormak istiyorum tabii. Şimdi en çok tartışılan konulardan birisi de ve otomotiv sektöründe pazarı böyle bıçak gibi kesen konulardan birisi de kredi faizleri oldu. Kredi faizlerinin yükselmesiyle birlikte otomotiv sektörünü çok derinden etkiledi diye düşünüyorum. Doğru. Yanlış mı düşünüyorsunuz? Biz de bekliyorduk fakat o çok ciddi anlamda bizim beklediğimiz kadar bir derinlikte etkilemedi ki rekora koşuyoruz. Yani şimdi bize şu soruluyor. Ya bankalar kredi vermiyor. Bankalar kredi vermemek için faizlerini yüksek tutuyorlar. Çünkü devletin bununla ilgili almış olduğu önlemler, enflasyonun düşürülmesi için yapmış olduğu çalışmalar karşılığında işte kullandırılan kredinin karşılığını koyacaksınız. Yok işte %2'si olmazsa olmaz falan. Nasıl oluyor da bu kadar otomobil satılıyor? Vallahi şimdi ihtiyacı olan bir kesim var. Arabasını yenilemesi gereken bir kesim var. İşte arabası kaza yapıp yenisini alması gereken bir kesim var. Ancak ciddi anlamda birikimle beraber bu otomobil pazarının, otomobil fiyatlarının artacağı aşikar olduğu için insanlar hazırdaki paralarını mevduattan daha fazla getirme ihtimali yüksek olmasından kaynaklı arabalarını yenilemek ve yine bir miktar hem arabamı kullanırım hem prim yapar, yatırımım da olur bakış açısıyla nakit olarak, ağırlıklı olarak satış yapıyoruz. Ama şu anda krediler bir miktar gevşedi başkanım. Artık kredi biraz daha rahatladı. Evet, yani orada faiz oranları da düştü. Yani eskidenden bahsedeyim. Yani Eylül ayında 5,5-6 idi aylık faizler. Şu anda 3,74 civarına ortalamada geriledi yani faizler. Zannetmiyorum. Yani. Faiz politikasına bağlı ama yani zaten amaç faizi ne derler, otomobil satın alınmasını biraz yavaşlatmak için faizleri düşürmek değil. Yani talebi kısmaya çalıştığı için şöyle bir bilgi vereyim size. Türkiye'de satılan arabalarının ağırlığı ithal markalardan olduğu için, maalesef yerli araç sayımız az olduğu için, bu her satılan ithal aracın cari açığa çok olumsuz bir etkisi var. Yani Türkiye'de para kazanan bir çiftçi gelip yabancı marka bir araba aldığı zaman o para yabancı ülkeye gidiyor ve bizim ithalattan dolayı cari açığımız büyüyor. Bundan kaynaklı devletin zaten amacı talebi soğutmak, talebi azaltmak. Yani ne yaptıysa olmadı, yani öyle söyleyeyim size. Faiz arttı, talep düşmedi. Fiyatlar arttı, talep düşmedi. Artık önümüzdeki yıl bir miktar düşecek. Yine de bu araçlar bu sene rekor kırmış. Evet. Yani örneğin bir aslında şaşırtıcı bir durum. Bir Maserati, bir bilmem ne falan. Evet. Rekor kırmış yani. Bir yandan araç yokluğu, bir yandan kredi faizleri, bir yandan lüks modellerde artış var. 30 milyon, 50 milyon üstündeki araçlar. Evet, evet, lüks modellerde düşüş yok. Şimdi hükümetin uzattığı bir de 6000 kilometrelik bir
durum söz konusu. Evet. O 6 ay daha uzatıldı, 6000 kilometre meselesi. Bizim sektörümüz olumlu, için olumsuz olumlu, etkileyen bir bizim, şey var mı? Bizim sektörümüz için olumlu bir gösterge, olumlu bir çalışma. Çünkü bizim 6 aydan önce satılmasıyla alakalı sanal bir fiyat artışı, sanal bir spekülatif çalışmalar oluyordu. Yani biz arabalarımızı satarken bizden alanlar gidip daha karlı satıyorlardı. Bizim pazarımızı bozuyordu. Yani otomobil sektörüne, otomotiv sektörüne bakış açısını olumsuz etkiliyordu. Şaibeler, dedikodular çıkıyordu. Yani 6 ay kuralı uzatılması biz sektör olarak olumlu karşılıyoruz. Şeydi gözüm kadarıyla 100 bin kilometre garanti veriyor. Evet. Renault'da bu durum nedir? Renault'da kilometreye garanti. Renault'da 2 yıl, isterseniz biraz satış müdürümüz Yiğit Bey de bahsetsin garantilerden. Biraz da sizin çalışmalarınızdan bahsedeceğim. Hangi markalar var? Distribütörlüğünüz bölge mi, İzmir mi? Bahsedeceğim o konuyla da. Bizde 3 yıl 100 bin kilometre garanti var Renault Dacia araçlarında. Diğer markalarımızda değişiyor ama garantilerimizi işte tıpkı bir teknoloji markette ürün alır gibi. Biraz. Okey. Yani garantilerimizi uzatabiliyorsunuz. 3 yıl 100 bin kilometre Renault markası garanti veriyor. İlk 2 yıl sınırsız kilometre garanti veriyor. Ek ücretle 1 yıl daha, 2 yıl daha, 5 yıla kadar toplamda garantileri uzatabiliyorsunuz. Bu Japon araçlarında Honda ile Toyota'da 150 bin kilometre ile 6 yıl. Evet. Renault'un garanti koşulları bu şekilde. Yani o birçok markada değişebiliyor. Bizde de ilk 2 yıl sınırsız kilometre garanti var. Yani kilometre sınırı yok. Onun haricinde 3 yıl 100 bin kilometre yapıyor ama dediğim gibi 5 yıla kadar uzatabiliyorsunuz onu. Bizde de aynen öyle. Bizde de mesela bakım periyodikleri farklı. Direkt 6 yıl 150 bin kilometre. Orada işte markanın verdiği bakım periyotlarıyla da alakalı. Mesela Türkiye'de 20 bin kilometrede bir bakıma giren tek marka Renault Dacia grubu. Doğru yere geldin o zaman Hakan Bey. Onlar da 15 bin kilometre. Aynen öyle. Evet. Satış mı var Esir Hanım? Hayırlı olsun. Bütçeli satıldı. Evet. Bizi başkanım müsaade ederseniz biraz Ermat olarak faaliyetlerimizden de bahsedelim isterseniz sizlere. İzmir'de 9 farklı plazamız var. İzmir'de 3 farklı lokasyonda Renault, Dacia, Chery, BYD ve Mitsubishi bayiliklerimiz var. Bu bayiliklerimizle alakalı bağlı noktalarımız var Balçova'da ve Tire ilçesinde. İzmir merkezli, İzmir menşeli yerel bir firmayız. Türkiye'de en çok Dacia markasını satan bayiyiz. Geçen yıl ikinciydik, bu yıl birinciyiz. Ondan önceki yıl yine birinciydik. Yani bu bizim için bir gurur verici. İzmir'de Dacia markası çok seviliyor. Ermat olarak Dacia'da birinciyiz. Türkiye'deki tabii pazar yapısı, nüfus yoğunluğuna bağlı olarak da Renault markasında da en çok Renault bayileri içerisinde ilk 5'teyiz. Bütün ekiplerimizde işte Chery bayilimiz geçen yıl katıldı. Müthiş bir ivme kazandı. Evet, biraz önce sormuştunuz Chery ile rekabetiniz oluyor mu? Evet oluyor ama kendi içimizdeki rekabet bizleri diri tutuyor. Rekabet iyidir diyoruz kendi içimizde. BYD çok yeni bir oyuncu. Kasım ayının 21'inde veya 15'inde ilk satış başladı. Başlar başlamaz 84 tane sipariş aldılar ve insanlar bu markaya güvenerek alıyorlar. Yani daha tabelası yokken BYD'de plazada arabalar satıldı. Yani insanların artık bilinçlenme düzeyi çok hızlı arttı. Yani tüketiciler, işte içeride müşterilerimiz var. Bizler arabayı anlatırken biz zaten arabayı tanıyoruz. Çünkü sosyal medyanın gücü çok fazla. İnternetin gücü çok fazla. Biz ağırlıklı olarak müşterilerimize ziyarete gittiğimiz zaman işte size kampanyalarımızdan bahsedelim, size indirimlerimizden bahsedelim dediğimiz zaman zaten direkt birçoğunu biliyorlar. Biz eklemeler yapıyoruz ekstra bir şey varsa. Çiğli'de çok büyük bir plazamız var. Aynı buradaki plazamız gibi Ermat'ın Çiğli plazası var. Satış yöneticimiz Serkan Orak orada. Bornova'da Ermat, Bornova'da Cem Servis olarak faaliyetimiz var. Ece Hanım oranın satış müdürü. İşte ikinci el faaliyetimiz çok kuvvetli. Yani Ermat'ın en güçlü yanı takasa alabiliyor olması lazım. Parayla otomobil alıyoruz ikinci elleri.
gücümüzü, yönetimimizin tüm gücünü markalarımıza vermiş durumdayız. Bunların dışında Türkiye'nin en büyük yedek parça toptan satışı yapan markalardan bir tanesiyiz. Renault, Dacia ve Tofaş markalarının çok büyük yedek parçasının satışını yapıyoruz. Yedek parça ithalatımız var, yedek parça ihracatımız var. Yani ihracat kısmını bilmiyoruz. İhracat bu Türkiye'de olup Avrupa'da olmayan, Türkiye'de ucuz olup Türkiye'de üretilen yerli arabaların parçalarının Avrupa'daki kurdan kaynaklı pahalı olmasından kaynaklı yaptığımız ihracatlar var. İşte örneğin Clio'nun farı burada 2000 lira, Avrupa'da 100 euro gibi diyelim. Onlar kısmen. Faaliyetlerimiz bunlar. Tüm gücümüzle uzun süreler otomobilde olmayı planlıyoruz. Şöyle sormak istiyorum. Şimdi Tüngel Pazarı da var. Malum Tüngeller gelişinden daha pahalı. Takas'ta buna... Eskidendi. Eskidendi. Şu an ikinci eller çok güzel oldu. Tuğba karar alındı bu konuyla. Evet. Bir ekleme yapıyorum, düzeltiyorum. Ermat olarak çok ciddi sigorta yatırımımız da var. Ermat sigorta olarak birçok, yani hiçbir otomobil markasında ayrı bir sigorta plazası olan bayi göremezsiniz. Bizim ayrı bir büyük sigorta plazamız var. Orada çalışan ekiplerimiz sahalarda işte sigorta ürünlerini satıyorlar. İkinci ellerle ilgili Tuğba Hanım bir düzeltme yapsın. İkinci eller çok ucuz şu anda. Yani eskisi değil. İkinci elle ilgili o zaman kısa bir bilgi verirseniz. Evet. İkinci el de artacak mı? Şimdi Orhan Bey şeyi söyledi. Hemen şöyle bir... Ama biraz bağırman lazım, duyulmuyor. Evet. Çalışmıyor. Vallahi koparır. Ses kaydı. Konu yok arkadaşlar. Görüntü, reklam. Manuel yapıyoruz. Piyasanın hareketi... Bir dahaki geldiğimizde mikrofonu evet. Sen kullanmalısın. Zahmet olmazsa ayağa kalksın. Tuba bir ayağa kalksan sizi... Ses ulaşmıyor. Merhaba. Ya arkadaşlar, not alalım. Tekrar hoş geldiniz. Piyasanın hareketli olduğu zaman da evet sizin dediğiniz doğruydu. İkinci el piyasası sıfırdan biraz daha... fiyatları yukarıdaydı. O da araç tedariğiyle ilgili bir sorun var sizde biliyorsunuz. Ondan kaynaklı bir fiyat artışı vardı. Ama şu anda böyle bir durum söz konusu değil. Çünkü bayilerde yapılan kampanyalar verilerinde araç tedariği olduğu için şu anda ikinci el piyasası yerine oturdu. Düşüş mü var fiyatlarda, yükselme mi? Düşmüştü, şu anda stabil şekilde devam ediyor. Artık oturdu, düştü yani. Evet, düştü şu anda kendi piyasasının olduğu yerde, olması gereken yerde. 2024'te de fiyatların, evet Orhan Bey zaten bahsetmişti, biz de yukarı çıkacağını düşünüyoruz. Ama eskisi gibi işte sıfırda araç yok, ikinci fiyatlar sıfırdan yüksek. Böyle bir durum bir daha olacağını tahmin etmiyoruz. Çünkü tedarikle ilgili şu anda bir sıfırda herhangi bir problem yok. Ama şu anda dediğimiz gibi ikinci elde de bir hareketlilik var aynı zamanda. Tabii sıfırda yapılan bütün bayiler şimdi kampanyalara başladılar. Faiz, kredi kampanyaları, araçlarla ilgili fiyatlarında bir kampanyalar mevcut. İkinci el buna etkilenmişti ama Aralık ayında, yani Aralık'ın gelmesi bizim için de çok iyi oldu. Şu anda bir problem yok. Biz de aynı şekilde hareketliyiz. Tabii şu anda bütün markalarda çok ciddi kampanyalar var. İşte bizim Renault ve Dacia plazasındayız. Renault'un 250 bin lira 12 ay 0 faiz olan SUV modellerimiz var. 170 bin lira 0 faiz olan Megane Sedan modellerimiz var. 150 bin lira takas desteği olan modelimiz var. 100 bin lira indirim olan modellerimiz var. Bizler de bayi olarak kendimiz de destek oluyoruz. Yani şu anda otomobil tercih edilmesi için çok doğru bir zaman olduğunu altını çizmek istiyorum, belirtmek istiyorum. Çünkü önümüzdeki yıl bu indirimler yapılamayacak. İşte biraz önce verdiğim, anlattığım ilk 9 ayki gelirin bir miktar kardan fedakarlık yapılarak stokların eritilmesiyle alakalı yapılan bu kampanyalar 2024'te biraz daha temkinli başlayacak. O anlamda ciddi bir fiyat artışı olacak. Yani %10, %15 fiyat artışı konuşuluyor. Yani ben buradan sizin aracılığınızla tüm müşterilerimize markalarımızı tercih edecek, işte Renault, Dacia, Chery, BYD ikinci el almak isteyen müşterilerimize son 20 günün çok iyi değerlendirilmesi anlamında, çünkü stoklar da sınırlı. Yani ayın 25'inden sonra Clio kalmadı, Megane kırmızı kaldı, işte beyaz kalmadı gibi durumlar da olabilecek. Yani bu konuda sizden destek istiyoruz. Lütfen bunları da not alıp duyurursanız kampanyalar için son artık bugün ayın 13'ü, son 17-18 gün doğru bir zaman. Peki,
İkinci elde de sıfırlara yetişemeyen, bütçesi yetmeyen müşterilerimizin de ikinci Doğru. elde de çok uygun fiyatı araçlarımız var. Sıfırda en uygun fiyatlı aracınız ne kadardan başlıyor? Vallahi Clio manuel var Renault Dacia markasında. Tarafında. Dacia tarafında da Sandero var. Yani 830-840 bin lira civarında. 830 bin lira. Zaten Türkiye'de 800 bin liranın altına otomobil yok. Kalmadı artık. Yani, kaçın altında? Efendim? Yani normal liste fiyatlarımız aynı ama stok maliyetiyle alakalı. Yani değişebilir. Kaçın altında? Yani ben şunu söyleyemem. Biz daha ucuza veriyoruz, onlar daha pahalıya satıyor diyemem. Ama biz daha çok satıyoruz diyebilirim. Biz onlardan daha çok satıyoruz diyebilirim. Efendim? Onlar alıyor. Tabii ki haklı olarak. Orhan Bey. Buyurun efendim. Parası olan araba alsın diyorsunuz yani. Doğru. Parası olan araba alsın. Doğru. Evet. Manşet. Manşet bu. Ben manşet yapıyorum. Çok özür dilerim. Yatırım yapmak isteyen araç alsın. Evet. 900 bin lira. 900 üzeri. Orhan Bey, BYD ile ilgili arkadaşlar biraz bilgi almak ister herhalde. BYD çok fazla henüz... Yani BYD ile ilgili yönetici arkadaşımız finans toplantısında var mı Serkan, BYD ile ilgili bir bilgi sende? Şu an için Türkiye'de 3 tane bayisi var. Bayilerden. Ama artacak yani ben... Türkiye'de 4 tane BYD bayiliği var. BYD normalde yani Çin menşeli bir marka fakat dünyanın en büyük batarya üreticisi, elektrikli. Dünyanın elektrikli araç üretim sayısı olarak en fazla satılan, üreten BYD. Yani Tesla bilinen markasıyla onunla en böyle başlı dederler rakip. ALJ distribütörlüğü getiriyor BYD'yi. ALJ aynı zamanda Toyota'nın da Türkiye distribütörü olduğu için onunla özdeşleşen bir güven kavramı var. Ben buna bağlıyorum. Yani bizde de çok yeni bir marka. 15 günde 84 tane sipariş alması, Türkiye'ye çok ciddi yatırım yapması. Evet. Yoğun reklam çalışması yoğun reklam var. Yapıyorlar. Peki, Orhan Bey, test sürüşleri yapıyor musunuz? Tabii ki. O zaman böyle test sürüşleri yapacağınız zaman arkadaşlarınızla da bir deneyimlemek isteyebilirler. Sizin yapacağınız böyle organizasyonlarda biz arkadaşlarımızı da böyle bir test deneyimleri yaşasın arz ederiz. Çok mutlu oluruz. Yani test sürüş etkinliğimizin dışında da buradan geçerken de özel olarak da gelip bir çay kahve içip bizlerle test sürüş yapabilirsiniz. Çeri plazamız yolun karşısı. BYD plazamız 4 plaza yan taraf. Yani şu anda bile işte Renault kapıda 8 tane test aracımız var. Deneyebiliriz yani hiç sorun değil. Ama tabii ben ağırlıklı olarak Renault'yu denemenizi isterim. Buyurun. Rekabet başladı. Pardon, özür dilerim. Oya Platon üyesiyim. Evet. Her modelde değil ama artık o indirimden azaldı. Bayağı %5. Evet. Ben de bir kaplı var. Sağ olsun İlker de yardımcı oldu. Kaplı Oya Platon'un şu an fiyatı 1.270. Size şu an fiyatı 1.165. Evet. Yani kampanya fiyat Oya Platon'un fiyatı daha altında. Evet, o 1.165'in içinde bizim kendi kar marjımızdan da fedakarlığımız var. İlker Bey size biraz şey yapmış yani, destek olmuş sağ olsun. İndirim yapmışız yani. Oyak platformundan bile ucuza araba satıyoruz. Aynen. Evet. Orhan ne Bey, mutlu bize. Buyurun efendim. Aynı trend markalar, diğer markalar arasında biz böyle kullanımda bir şey var, ses geliyor falan gibi böyle bir teknoloji zayıflığı var deniyor. Bu konuda Renault kendini geliştirme konusunda bir atılım var mı acaba? Tabii ki var, olmaz mı? Sürekli var. Yani Renault, yani bu rekabette bu sizin söylediğiniz ifadeler her zaman var. Renault Türkiye'de 21 yıldan beri en çok otomobil satan marka. Yani bu şikayetler olsa biz bu kadar araba satamayız. İzolasyonlarla ilgili olarak arabamızın izolasyonları yapılıyor fakat bu arabaların izolasyonlarının denendiği yolların hepsi dümdüz asfalt. Ama İzmir'de veya Türkiye'nin genelinde maalesef yollarımız çok düzgün olmadığı için bunlar araçların
ne derler, izolasyonlarını, ne bileyim amortisörünü zaten daha erken bozuyor. Bu arada bir tek bizim marka için değil. Ama tabii genelleyemez kimse. Yani ben Renault markasının temsilcisi olarak şunu söyleyebilirim. Bizim yakıt ekonomimiz üzerine kimse bir şey söyleyemez.